Merhaba, ses ve ruh videolarımda hiç konuşmadığım bir şey konuşacağım. Aslında her derste öğrenciye anlatırım. Yeni başlayanlarda genelde şöyle bir sorun oluyor. Kişi sesi çıkarıyor. Sesi çıkarıyor ama gözler genelde boş böyle. Sesi çıkarırken falan böyle ses çıkarırken hep bir mutsuzluk var. Hep bir mutsuzluk. Düşündüm ya bu niye oluyor diye. Belki başkaları da bunu bulmuştur. Fakat bunu fark ettim. Biz nasıl bir eşyayla tanışırız? O eşyayı kullanmayla, evin içindeki zaman zaman o eşyayı doldurduğumuz yerlerle onlarla tanışırız falan değil mi? Kullanırız. Zihindeki durum da bu. Bu sesi daha önce kullanmamışsınız. Bu hava basıncını böyle kullanmamışsınız. Ve zihniniz diyor ki, bilinçaltınız, bilinç üstünüz diyor ki size o sesi her öyle çıkarışınızda hocanız evet çok güzel, tını iyi dese bile siz şöyle diyorsunuz kendinize. Bu ne biçim ses ya? Ben yani niye böyle ses çıkarıyorum ki ben? Lütfen kendinize zaman tanıyın. Bir müddet sonra o çıkardığınız ses daha büyük, daha kendinize özel, biricik bir hale gelecek. Ama başta öyle olmuyor. Başta çünkü konuşmanın dinamiğiyle şarkı söylemenin dinamiğini zihniniz ayırmıyor. Ve hep size diyor ki yapma yapma mutsuzsun bu sen değilsin. Hayır sensin. Ama yeni bir şey öğreniyorsun. Yeni bir eğitim alıyorsun. O yüzden de o sesi öyle çıkarınca ben saçma sapan bir şey yapıyorum ve işe yaramayacak diye düşünmeyin. Normal hayatınızda bunu zaten yapıyorsunuz. Ama çok kısa anlarda yapıyorsunuz. Eklerken falan. O da tabii unutuluyor gidiyor. Bunu daha uzun bir süre yapabilmek adına bir çalışma değil mi? Şan çalışması, ses eğitimi çalışması. Bilinciniz size ne yapıyorsun? Yani bu çok kötü bir ses falan filan dediğinde lütfen ona deyin ki sabırlı ol. Zamanla iyi bir hale gelecek. Şu an böyle. Bu tınıyı şu an tanımıyorsun sen. Ama zamanla tanıyacaksın de.